Malazgirt mezarlığında, şehir mezarlığında birçok Karadenizli mezarı vardı. İşte Gümüşhanelilere ait mezarlar var, işte Şavşatlılara ait mezarlar var. Malazgirt özellikle 50-60 yıldır çok ciddi bir biçimde Türkiye'nin bir anlamda kurucu miti olarak kabul ediliyor. Bugün Anadolu dediğimiz bu coğrafya, ben Anadolu Türkiye'si demek istiyorum. Çünkü tarihi süreç içerisinde başka Türkiye'ler de var. Türkiye olarak bilinen başka coğrafyalar da var. Yani köylüler arasında dolaşan efsaneler, Sultan Aparslan'la ilgili efsaneler, Selçuklularla ilgili efsaneler. Bunun dışında mesela özellikle 90'lı yıllara kadar Malazgirt ve çevresinde Alparslan isminin çok yaygın olması. Bugün mesela çok fazla Alparslan amca var oralarda yaşayan. Selçuklu tarihi Türkiye'de son yıllara kadar çok fazla ilgi çeken bir alan değildi. Tabii bunun bir takım sebepleri var. Fakat en önemli sebebi bir anlamda Türkiye'nin sosyolojik yapısı, kültürel ya da siyasal yapısı. Ben bu şekilde düşünüyorum. Çünkü toplumların tarihsel olanlara dönük ilgisi, tarihsel dönemlere dönük ilgisi bir anlamda aktüel hayatın da biçimlendirdiği bir şey. Örnek veriyorum, işte 2 yıldır pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir salgın hastalıkla bütün dünya olarak mücadele ediyoruz. Ve artık hepinizin de dikkatini çekmiştir muhakkak. Pandemiyle ilgili, salgın hastalıklarla ilgili filmler, işte belgeseller ya da işte bir takım kitaplar daha fazla basılmaya ve satılmaya, daha fazla müşteri bulmaya başladı. Bunun dışında aynı şey akademi için de geçerli. Akademi içerisinde de özellikle son bir yılda mesela biz birçok platformda, televizyonlarda, internette, şurada burada özellikle salgın hastalıklar çalışan birçok insandan tarihsel süreç içerisinde salgın hastalıkların nasıl ortaya çıktığını, nelere sebep olduğunu falan dinleme, izleme imkanı bulduk. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman aktüel hayatın biraz da bizim tarihsel ilgilerimizi belirlediğini söyleyebiliriz. Selçukluların da son döneme kadar ilgi meselesi haline gelmemesi biraz bununla ilgili. Çünkü özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminden sonra ulus devlet anlayışı ve o dönemdeki siyasal düşünce trendleri açısından baktığımız zaman daha ziyade hep eski çağ dönük atıflar vardı. Mesela Cumhuriyet'in kuruluş döneminde Türk Tarih Kurumu'nun çalışmalarına baktığımız zaman ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışına ilk gönderdiği öğrencilere baktığımız zaman ağırlıklı olarak eski çağ tarihi, arkeoloji, sanat tarihi gibi alanlarda bir takım uzmanlıklar arandığını görüyoruz. Bunun sebebi tabii ki ulus devletin kendisini tanımlama, kendisini tarif etme ve mümkün mertebe kendisini geriye kadar götürebilme refleksinden dayanıyordu. Sonra Osmanlı tarihi revaç bulmaya başladı. Yıllardan sonra özellikle Türkiye'nin kendisini tanımlama biçiminde bir değişiklik olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle Orta Doğu'da Türkiye kendisini artık farklı bir konum biçmeye başladı. Bu daha önce mesela Türkiye kendisini Orta Doğu'dan ayırmaya çalışırken, daha fazla böyle kendisini batılı olarak tarif etmeye çalışırken, kendisini Avrupalı olarak görmeye çalışırken 2000'li yıllarda artık Türkiye kendi tarihsel bağlamını daha doğru okumaya başladı. İşte Arap dünyasıyla ilişkileri, Orta Asya ile ilişkileri, Doğu ile ilişkileri daha böyle tarihsel olana uygun hale gelmeye başladı. Ben biraz da Selçuklu ilgisinin bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir sosyo-kültürel ihtiyaç ortaya çıktığından dolayı Selçuklular artık gündeme gelmeye başladı ve revaç bulmaya başladı. Sadece Selçuklu meselesi de değil. Mesela Kutul Amare ile alakalı olarak çok yakın zamanlara kadar hiçbir şey yoktu. Piyasada çok fazla iş yapılmıyordu, kitap üretilmiyordu ama artık diziler yapılıyor, işte sergiler yapılıyor, birçok şey yapılıyor. Tarih bir tür referansa dönüşmeye başladığı zaman tarihsel meseleler de ilgi konusu haline geliyor. Şimdi Selçuklular önceden beri akademik mahfillerde tabii ki çalışılıyordu. Malazgirt Savaşı ile ilgili birçok çalışma vardı. Malazgirt zaferinin kutlamaları da var. Özellikle işte tek parti döneminden sonraki süreçte Demokrat Parti ile birlikte Malazgirt'e dönük bir atıfın var olduğunu biliyoruz. Hatta 1971 yılında Malazgirt Zaferi'nin 900. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye çapında çok büyük kutlamalar falan da yapıldı. Fakat dediğim gibi günlük siyasetle, günlük aktüel hayatla ve kültürel ihtiyaçlarla 2000'li yıllarda olduğu kadar hiçbir zaman örtüşmedi Selçuklu tarihine ilişkin bilgi. Bu bakımdan Selçuklu tarihine ihtiyaç duyulduğundan dolayı biz artık Selçuklu tarihini daha fazla talep ediyoruz. Bu talep arzı da yaratıyor. Son yıllarda çok ciddi ölçüde Selçuklu kitapları da basıldı, dizi de çekiliyor sizin bildiğiniz gibi. Bunun dışında akademinin içinden biri olarak söylüyorum. Akademik mahfillerde de daha çok çalışılmaya başladı. Özellikle gençlerin Selçuklu tarihine, ortaçağ tarihine dönüp ilgisi de artmaya başladı. Herhalde bu şekilde özetleyebiliriz Selçuklularla ilgili alakanın bugünkü pozisyonunu.
kitabımda da detaylı bir biçimde anlatmaya çalıştım. Malazgirt'te neler yapılabilir ve neler yapılmalı sorusunun peşine düşerek. Bir anlamda ben Malazgirt'in daha görünür hale sadece savaş olarak değil, bölge olarak. Çünkü bizim mesela özellikle Malazgirt kutlamalarıyla ilgili anketlerden sonra yapılan sonuçlarda şöyle bir şeyle karşılaştık. 18 ve 35 yaş arasındaki gençlerimizin birçoğu Malazgirt'in nerede olduğunu bile bilmiyor. Yani Malazgirt neresi? Bir il midir? Bir ilçe midir? Nasıl bir yerdir? Nüfusu kaçtır? Nasıl bir şehirdir? Bu tarz soruların cevabının toplumsal vasatta büsbütün bilinmez olduğunu biz tespit ettik yapılan anketler sonucunda. Dolayısıyla Malazgirt'in böyle havada kalan, sadece işte akla 1071 gelen, bir savaş gelen bir şey olmaktan da öte aslında bir şehir olduğunu, hatta binlerce yıllık bir şehir olduğunu, orada işte surlarıyla birlikte bugün büsbütün ayakta durmaya devam ettiğini, Malazgirt'i çevrilen köylerin isimlerinin bile halen örneğin Oğuzhan Köyü, Yaramış Köyü, İşte Selçuklu Virani Köyü, Örenşar Köyü, buna benzer Türk isimleri taşımaya devam eden, Selçukluların izlerini taşımaya devam eden bir takım köyler olduklarını ve bir anlamda orada canlı bir biçimde yaşamaya devam eden bir Malazgirt kültürünün olduğunu biz işaret etmeye çalıştık. Ben kitabımda da bunu işlemeye çalıştım. Dolayısıyla eğer böyle bir şey varsa bizim bunu daha güçlü bir biçimde inşa etmemiz lazım düşüncesi temel teşkil etti. Kitabımda Malazgirt'in 50 yıl sonrasını kurguladım. Yani 2071 yılında nasıl bir Malazgirt'le karşı karşıya olabiliriz? Nasıl bir Malazgirt'imiz olsun düşüncesinden hareketle bunu yaptım. İşte Malazgirt il olmuş 2071 yılında. İşte üniversitesi var, nüfusu işte 1 milyona falan dayanmış. Bütün tarihsel eserler ortaya çıkarılmış. Çünkü Malazgirt dediğimiz çok eski bir şehir. Ve bu eski şehrin içerisinde tarihsel olarak 3000, 4000, 5000 yıl öncesine kadar giden eserler var. İşte kitabeler bulundu, Urartular döneminden kalan. Biz arazi çalışmaları yaparken 4000 yıllık, 5000 yıllık mezarların olduğunu tespit ettik. 2000, 3000 yıllık mevsimlik terk edilmiş yerleşme kalıntılarının olduğunu tespit ettik. İşte bütün bunların ortaya çıkarılması için ve bütün bunların ayağa kaldırılması için ve en nihayetinde buranın bir açık hava müzesi gibi belki de işte turistik değeri de öne çıkarılarak bir değere dönüştürülmesi için neler yapılabileceğini, neler yapılması gerektiğini ben hayal ettim. Kitabımda da onu yazdım. Birisi hayal edince daha sonra bir başkası da gelip gerçekleştirir umuduyla bunu da hayal ettim. Yani köylüler arasında dolaşan efsaneler, Sultan Aparslan'la ilgili efsaneler, Selçuklularla ilgili efsaneler, ovanın her tarafına yayılmış ve halk tarafından Selçuklular dönemine ait olduğu söylenen şehitlikler. Bunun dışında mesela özellikle 90'lı yıllara kadar Malazgirt ve çevresinde Alparslan isminin çok yaygın olması, bugün mesela çok fazla Alparslan amca var oralarda yaşayan, çok yoğun bir efsane birikimi var köylerde. Alparslan'la ilgili, Selçuklularla ilgili, işte Sultan Alparslan'ın kız kardeşiyle ilgili vesaire. Buna benzer birçok şey var. Örneğin işte Malazgirt ile Patnos arasında askeri haritalarda Türbetepe diye bilinen, halkın Grebido dediği bir tepede Sultan Alparslan'ın türbesinin olduğuna dair, Sultan Alparslan burada yatıyor diye bir takım rivayetler var, efsaneler. Bütün o bölgede dolaşan. İşte savaş esnasında Sultan Alparslan'ın kız kardeşi burada ölmüş, yeğeni ölmüş, sonra buraya defnetmişler. İşte bir başka efsaneye göre Sultan Alparslan savaş esnasında ölmüş, onu işte buraya defnetmişler gibi. Halk oraya bayramları gidiyor. Bayram sabahlarında ilk olarak orayı ziyaret ediyorlar. Orada işte piknik yapıyorlar, dualarını ediyorlar. Daha sonra kendi mezarlıklarını ziyaret ediyorlar. Bunun dışında mesela çocuğu olmayan kadınlar oraya geliyor, orada dualar ediyor, adaklar adıyorlar falan. Hani böyle bir alan. Şimdi benim açıkçası Kerem amca ve kızı Melisa'dan bahsedeyim. Biraz detaylı bahsetmeyeyim. Kitapta daha detaylı var. Ama beni en çok etkileyen şu oldu. Malazgirt mezarlığında, şehir mezarlığında birçok Karadenizli mezarı vardı. İşte Gümüşhanelilere ait mezarlar var. İşte Şavşatlılara ait mezarlar var. Ya da işte atıyorum Erzincanlılara ait mezarlar var. Bunlar tabii bizi bir şaşırttı. Yani Malazgirt nüfusu da işte belli. 20 bin civarında bir nüfusu var. Dolayısıyla hani böyle bilinen, algımızda çok fazla yeri olmayan, sadece 1071'de böyle bir zafer kazandığımız bir yer olarak bildiğimiz bu yerde bu mezarların ne işi var? Bu bizi çok şaşırttı. Daha sonra bizim yaptığımız araştırmalarda biz şunu öğrendik. 70'li yıllarda özellikle terörün başlamasından önceki süreçte Malazgirt'te çok kozmopolit bir nüfus varmış. İşte çok bol miktarda Karadenizler varmış. İşte Kafkasya göçmenleri varmış. Ve bunlar zaman içerisinde buradan hepsi mesela ayrılıp gitmiş. Hatta Malazgirt'te bir yaşlı amca bana şunu söylemişti. 1970'lerde Malazgirt Muş'tan daha cazip bir
bir yerdi. Burada iki tane sinema vardı. Muş'ta hiç sinema yoktu. İnsanlar hafta sonları eğlenmek için, işte sinemaya gitmek için Malazgirt'e gelirlerdi dedi bana bir yaşlı amca. Bu mesela çok dikkatimi çekti. Çünkü Malazgirt Muş'a 150 kilometre uzaklıkta. Gitmek için işte 2,5 saat falan gitmeniz gerekiyor. Ulaşımı çok zor. Böyle bir yer. Tamamen yani unutulmuş bir anlamda tabir yerindeyse böyle bir yer. Malazgirt'in şöyle bir önemi var. Malazgirt özellikle 50-60 yıldır çok ciddi bir biçimde Türkiye'nin bir anlamda kurucu miti olarak kabul ediliyor. Birçoğumuz tarafından böyle kabul ediliyor. Zaten ilkokuldan beri ders kitaplarımızda da Malazgirt'e dönük böyle bir atıf var. İşte Anadolu'nun kapısının Türklere açılmasını sağlayan savaş diye. Yani bir anlamda Türkiye orada başladı. Malazgirt'te başladı. Bugün Anadolu dediğimiz bu coğrafya, ben Anadolu Türkiye'si demek istiyorum. Çünkü tarihi süreç içerisinde başka Türkiye'ler de var. Türkiye olarak bilinen başka coğrafyalar da var. Yani Anadolu Türkiye'sinin başlangıç noktasında olan bir savaş bu savaş. Eğer böyleyse, yani biz böyle tanımlıyorsak, bulunduğumuz coğrafyayı, mensup olduğumuz kültürü, temsil ettiğimiz değerleri biz Anadolu üzerinden tanımlıyorsak ve Anadolu'daki başlangıç noktamızı Malazgirt üzerinden tarif ediyorsak, Malazgirt'te bizim atfettiğimiz önemin biraz daha farklı olması lazım. Malazgirt mezarlığında, şehir mezarlığında birçok Karadenizli mezarı vardı. İşte Gümüşhanelilere ait mezarlar var, işte Şavşatlılara ait